Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel, Alize'nin bebeği yünü var, onunla çıkartacağım. Harika, güzel, şöyle ajurlu bir model. İnşallah size beğenir, benimle yaparsınız. İpime uygun kullanacağım şiş, üç buçuk numara. Modelimiz oldukça kolay ve gösterişli güzel bir model. Yapım aşamalarına geçmeden önce. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Modelimize ilmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Şöyle. Bu model için ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı bu şekilde ayarlayıp modelimizi tam denk getirerek kurabiliriz. Ben şöyle küçük bir anlatım yapacağım için az bir ilmek sayısına ihtiyacım var. Siz de yapacağınız örgüye göre ilmek sayınızı bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Hemen şöyle sayalım ilmeklerimizi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 20 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Şu şekilde bakın 4 4 4 4 ve sonunda da yine 4 ilmek. Lastiksiz başlayacağım ben. Siz istediğiniz lastiğin üzerine de kurabilirsiniz bu modeli. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Birinci ilmeğimi kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Birinci sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimi ters ördüm. İkinci sıra arka yüzündeyim. İlmeklerimi düz örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtik modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki iki ilmeğimi ters örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra iki ilmek ters ördüm. Devamında bir kez doladım. Şu şekilde iki ilmeğimi düz örerek sola doğru kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Buraya kadar bir model oluyor arkadaşlar. Şimdi yine iki ters ilmek, bir artırma yapalım. Sola doğru iki ilmeğimizi düz örerek keselim. İki ters ilmek, bir artırma yaptım. Sola doğru iki ilmeğimi ters örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Aynı şekilde devam ediyorum sıra sonuna kadar. Evet. 2 ters ilmekle başlamıştım. 2 ters ilmekle sıramı bitiriyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. 3. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. 4. sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimizi 2 düz yani düzlerimizi düz, 2 ters. 2 düz 2 ters örerek devam ediyorum. 4. sıra arka yüzündeyim. bir de kenar ilmeğimi ördüm. Dördüncü sıramı tamamladım. Beşinci sıra ön yüzüne geçtim modelin. Kenar ilmeğimizi örmeden aldım. İki ters ilmek sıradaki bu iki ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum ben bu şekilde alamıyorum arkadaşlar siz alabiliyorsanız şöyle bu taraftan alarak ikisini bir düz örüp kesebilirsiniz ben o şekilde rahat yapamadığım için ilmeklerimi yerini değiştiriyorum daha sonra sağa doğru kesiyorum iki ilmeğimi tek ilmeğe düşürdüm devamında bir artırma yaptım ve iki ters ilmekle devam ettim bu ajurlu ve arkasındaki ilmeğe gelince iki ilmeğimi yerini değiştirdim ve ikisini bir düz örerek sağa doğru kestim devamında bir artırma yaptım beşinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaparak devam edelim bir öncekinde sola doğru kesmiştik bu iki ilmeği şimdi sağa doğru kesiyoruz 5. sıramı da tamamladım. 6. sıra arka yüzünde yine ilmeklerimizi olduğu gibi yani düz ilmeklerimizi düz, ters ilmeğimizi de ters örüyoruz. 2 düz, 2 ters örerek devam edelim. 6. sıra arka yüzünde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi 2 düz 2 ters örerek devam ettik. Evet. 7. sıra ön yüzündeyiz. 7. sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Devamındaki 2 ilmeğimi ters ördüm yine. Önce bir artırma yaptım. Daha sonra bu iki düz ilmeğimi düz örerek sola doğru kesme işlemi yaptım. Yani üçüncü sırada yaptığımı şimdi yedinci sırada yaptık yine. İki ters terslerimizi burada yine ters örüyoruz. Önce bir artırma yapalım. Daha sonra bu iki ilmeğimizi sola doğru düz örerek keselim. 8. sıra arka yüzüne geçtim modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Devamındaki 2 ilmeğimi düz ördüm. 2 düz, 2 ters örerek devam ediyoruz. Modeli bir kez kurmuş olduk. Modelimiz böyle devam edecek arkadaşlar. modelde ilmek sayımız 4 ve 4'ün katları. Sıra olarak da 8 sıradan tamamlanıyor bir model. Bu 8 sıranın tekrarından oluşacak güzel harika şöyle ajurlu bir model. Evet, sıramın sonuna geldim. Sıramı bu şekilde tamamladım. Model böyle arkadaşlar. Tabi şu anda pek bir şey belli olmuyor. Model ilerledikçe kendini gösterecek harika bir model. İkinci kez kuracak olursak modeli yine iki sıra ön yüzünde ters olacak. Yani birinci sıra ters, ikinci sıra arka yüzünde düz öreceğiz. Daha sonra yine buradaki yaptığım ajurlu işlemleri. Yani anlamadığınız yer olursa videoyu baştan izleyerek birinci sıradan başlayabilirsiniz modelimiz böyle arkadaşlar bir de modelin ilerlemiş halini göstereyim bunu da daha önce yaptım şöyle bunu da beraber yaptık bakın daha önce yaptığımı da 4 numara şişle yaptım şöyle daha ajurları belirgin oldu bunda da yine lastik kullanmadım bakın lastiksiz direkt başladım modele modelimizin arka yüzü de şöyle güzel ajurlu bir model İsterseniz daha ince şişlerle daha sık dokulu yapabilirsiniz. İsterseniz kalın şişler kullanarak daha şöyle ajurları geniş güzel bir model çıkartabilirsiniz. Yazlık örgülerinizde kullanabilirsiniz bu modeli. Yazlık örgülerinize uygun koton merserize iplerle harika olur. Evet, bugünkü modelimiz de buydu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel, gösterişli harika bir model. Sizler de nelerde kullanacaksınız? Onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yelek yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz, yazlık bütün örgülerinizde kullanabilirsiniz. Güzel ve kullanışlı bir model. Yapımı da gördüğünüz gibi oldukça kolay. Beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.